Bugünkü videomuzda dünyanın en tehlikeli kadın hapishanelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. İşte karşınızda dünyanın en korkunç koşullarına sahip kadın hapishaneleri. Bir, Garçak Hapishanesi, İran. Başkent Tahran yakınlarında bulunan Garçak Hapishanesi, dünyanın en korkunç kadın hapishanelerinden biri olarak biliniyor. Garçak Hapishanesi, içler acısı koşulları ve mahkumlara yönelik insanlık dışı muameleleriyle tanınıyor. Aslında burası bir hapishaneye dönüştürülmeden önce bir depo ve endüstriyel tavuk çiftliği olarak tasarlanmış. Bu nedenle mahkumların ihtiyaçlarını karşılayacak temel tesislerden ve altyapıdan yoksun. Buna bir de kapasitesinin iki katı mahkum eklenince hapishanede yaşam daha da zor bir hale geliyor. Öyle ki yeterli yatak olmadığı için kadın mahkumlar genelde yerlerde uyumak zorunda kalıyorlar. Havalandırma bulunmadığı için de özellikle yaz aylarında hapishanede hayat çekilmez hale geliyor. Tüm bunlara temiz su kıttığı, düşük kaliteli yemekler eklenince Garçak Hapishanesi dünyanın en kötüleri arasında kendisine yer buluyor. Ama daha bitmedi. Mahkum sayısına göre çok az sayıda tuvalet ve duş bulunması, kadınları sıranın kendilerine gelmesi için uzun saatler boyunca kuyrukta beklemeye zorluyor. Uygun sağlık koşullarının olmaması, aşırı kalabalıkla birleşince hastalıklar için bir zemin oluşuyor. Özellikle cilt ve mide bağırsak hastalıkları salgınları yaygın olarak görülüyor. Ancak tüm bunlara rağmen hapishanede ciddi bir sağlık personeli eksikliği var. Bu yüzden vaktine tedavi edilmeyen kadın mahkumlar genelde hayatlarını kaybediyorlar. Ayrıca Garçak'taki birçok kadın mahkum çocuklarını kötü hapishane koşullarında büyütmek zorunda kalıyor. Bu çocuklar maalesef eğitimden, doğru beslenmeden ve sağlıklı bir ortamdan mahrum kalıyor, bu da nesiller boyu sürebilecek bir dezavantaj döngüsü yaratıyor. 2. Santa Marta Acatita, Meksika. Rotamızı Meksika'ya çeviriyoruz. Buradaki Santa Marta Acatita Hapishanesi, kötü yaşam koşulları ve sistematik yolsuzluğuyla ünlü bir hapishane. Santa Marta Acatita, başlangıçta hem erkekleri hem de kadınları barındırmak üzere inşa edilmiş, ancak kadın mahkumların sayısındaki artış yüzünden sadece kadınları barındıracak şekilde yeniden yapılandırılmış. Yine de aşırı kalabalık, bu da burayı mahkumlar için yaşayan bir kabus haline getiriyor. Yaklaşık 2200 mahkumu barındırmak üzere tasarlanan hapishane, genellikle amaçlanan kapasitesinin iki katından fazlasını barındırıyor. Hapishane hücreleri genellikle ağzına kadar dolu, çünkü 4 kişilik bir hücrede ondan fazla mahkum kalıyor. Burada hijyende büyük bir problem, temiz suya erişim sınırlı. Temel hijyen ürünleri ise lüks. Eğitim ve rehabilitasyon programlarının eksikliği işleri daha da kötüleştiriyor. Bu da hapishaneden çıksalar bile suç döngüsüne tekrar katılacakları anlamına geliyor. Santa Marta Acatita'daki insanlık dışı koşulları belgeleyen çok sayıda ulusal ve uluslararası rapor olmasına rağmen durumu iyileştirmek için çok az şey yapılmış. Burası insan hakları kavramının unutulduğu bozuk bir sistemin çarpıcı bir sembolü olmaya devam ediyor. Santa Marta Acatita'daki kadınların katlandığı zorluk hikayeleri, hayatta kalmanın günlük bir mücadele olduğu hapis hayatına dair tüyler ürpertici bir bakış açısı sunuyor. Onların hikayeleri, hapishane duvarlarının arkasında meydana gelen korkunç insan hakları ihlallerini ele almanın aciliyetini hatırlatan bir eylem çağrısıdır. 3. Bangkok Özel Hapishanesi, Tayland. Tayland'daki Bangkok Özel Hapishanesi, dünyanın en kötü kadın hapishaneleri videosunda acımasız bir yerde bulunuyor. Oldukça yanıltıcı ismine rağmen, kadınların burada katlandığı üzücü koşulların özel hiçbir yanı yok. Bu maksimum güvenlikli cezaevi, Tayland'ın en tehlikeli kadın suçlularına ev sahipliği yapmasının yanı sıra nispeten küçük suçlardan hüküm giymiş kadınları da barındırarak hem tehlikeli hem de öngörülemez bir ortam yaratıyor. Bangkok Özel Hapishanesi'ndeki yaşam koşulları son derece ağır. Hapishanenin aşırı kalabalık olduğu ve çoğu zaman kapasitesinin 2 ile 3 katı mahkum barındırdığı biliniyor. Kadınlar daracık hücrelerde yaşamaya zorlanırken bazen tek bir hücrede 50'ye yakın mahkum kalıyor. Hapishanenin aşırı kalabalık olması yetersiz havalandırma ve yüksek ısı sorunlarını daha da ağırlaştırıyor ve dayanılmaz yaşam koşullarına sebep oluyor. Tüm bunlara bir de hijyen sorunları eklenince salgın hastalık riski ciddi boyutlara ulaşıyor. Temiz giysiler, şilteler ve hatta sabun gibi temel ihtiyaçlar da çoğu zaman karşılanmıyor. Bangkok hapishanesinin en büyük problemlerinden biri de yetersiz beslenme. Eğitim, sağlık personeli ve ilaçların eksikliği sağlık hizmetlerinin kalitesini aynı derecede kötü hale getiriyor.
Bir başka ciddi endişe de mahkumlar için etkili mesleki eğitim ve rehabilitasyon fırsatlarının olmamasıdır. Cezaevi nüfusunun çoğunluğunu birçoğu çaresizlikten suça başvuran yoksul ve eğitimsiz kadınlar oluşturuyor. Yeni beceriler edinme ve beklentilerini iyileştirme fırsatları olmayan bu kadınların tahliye edildikten sonra suç hayatına geri dönmeleri muhtemel ve bu da kısır bir hapishane döngüsüne yol açıyor. Bangkok özel hapishanesinde ihmal edilen bir diğer grupta kadın mahkumların çocukları. Belli bir yaşa gelene kadar anneleriyle kalmalarına izin verilen bu çocuklar, ihmal, yoksunluk ve şiddetle tanımlanan bir ortamda büyüyorlar. İnsan hakları örgütlerinin sayısız ricasına ve medyanın sürekli teşhirine rağmen Bangkok özel hapishanesindeki koşulların iyileştirilmesi için çok az şey yapılmış. Bu yüzden burası ve videomuzda bahsettiğimiz diğer hapishaneler acı ve umutsuzluk mekanı olmaya devam ediyor. Peki siz dünyanın en kötü kadın hapishaneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından görüşlerinizi yazabilirsiniz.